yaşamını devam ettirmek istiyorsan bir şeyler öğren. İyi yaş almak için yaşa devam lazım. İyi yaş almaya devam alırken güzellikleri taklit ettim. Televizyona gelirken de hazırlıyorum hepsini. Sabah çıkarken evden o günkü programda konuşacağım. Alıp bir kere daha gözden geçiriyorum. Her işte hocanız olacak. İlle okul hocası ya böyle parayla ders alınan hoca değil. Gördüğünüz şeyden bir şey kapacaksınız. Nokta değil, virgül. Rastlaşırsak çünkü ben bilmeden size gene böyle şeyler söyleyebilirim. Siz de başkalarına söyleyin. Hepimiz dost olalım birbirimizle. Her şey gönlünüzce olsun. Halit Kıvanç'ı bir efsaneyi kaybettik, yitirdik. 97 yaşında hayatını kaybetti. Usta televizyoncu, gazeteci, radyocu. Onu anlatmaya aslında kelimeler, cümleler yetersiz kalır. Türk televizyonculuğu onunla başlamıştı. TRT yayınları onunla başlamıştı. Halit Kıvanç'ı çok büyük bir değerimizi, kıymetli, değerli bir büyüğümüzü, meslek büyüğümüzü de yitirdik aynı zamanda. Ve Halit abiyi konuşmaya devam ediyoruz. Spor yazarı ve spiker Okay Karacan yayın konuğumuz. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Başınız sağ olsun, başımız sağ olsun. Türk milletinin, Türkiye'nin başı sağ olsun diyelim. Neler söylemek istersiniz Halit abinin ardından? Halit abiyle yaklaşık 2 seneden bu yana artık kontağımız kalmamıştı. Çünkü tanımakta güçlük çekiyordu. Ona rağmen Halit abinin bir yerde nefes alıyor olduğunu bilmek bizim için bir mutluluktu. Pusulamızı kaybetmiş gibi hissediyorum kendimi. Halit abinin varlığını unutmak mümkün mü? Görüşmesek de, ulaşamazsak da. Çünkü televizyona bakıyorsunuz, futbol maçı, haberlere bakıyorsunuz, Dünya Kupası yaklaşıyor. Türkçe konuşuyorsunuz, sunumlara bakıyorsunuz. Bunların hepsini bize Halit Kıvanç öğretti. Hepimizin bugün yaptığımız bu istekte büyümesini, gelişmesini, temelin atılmasını sağlayan insanlardan birisi Halit Kıvanç'tır. Halit Kıvanç futbol spikeridir. Halit Kıvanç televizyon sunucusudur. Halit Kıvanç yarışma sunucusudur. Halit Kıvanç büyük büyük şirketlerin, büyük büyük holdinglerin özel gecelerinin sunucusudur. Halit Kıvanç her yerdedir, radyodadır, televizyondadır. Halit Kıvanç her davetlidir. Çünkü Halit Kıvanç girdiği yere neşe saçar, girdiği yere enerji götürür. Halit Kıvanç size, az önce sizin VTR'nizde de izledim. Hayatı nasıl yaşamanız gerektiğini anlatacak en tatlı dilli adamdır. Hiç farkına varmadan hayatı öğrenirsiniz. Ben çok 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 üzgünüm, çok üzgünüm. Bu mesleğe ben Halit Kıvanç için girdim. Halit Kıvanç hayranlığıyla girdim. Halit Kıvanç'ın Dünya Kupalarındaki o nefasetli sesi, nefasetli yorumu, bilgi dolu anlatımları ve bir baba şefkatiyle tüm Türkiye'ye anlattığı hikayelerden etkilenerek girdim. 1990 yılında Dünya Kupası'nı İtalya'da onu izledim. Sonra 94 Dünya Kupası'nda Amerika'daydım. Hep onun sayesinde oldu. Yani onu hedef aldım kendime. Kısmet oldu, beraber programları yaptık. Dünya Kupası'na gittik birlikte. Dünya Kupası anılarını dinledim. Dolayısıyla bir cümle kullandı İlker Yasin, değerli abimiz. Bugün dedi bütün evlerden bir cenaze kalktı dedi. Gerçekten de öyle. Halit Kıvanç için bugün Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu herkes üzülüyor, ağlıyor, hayıflanıyor. Çünkü Halit Kıvanç herkesin sevdiği bir insandı. Sevdirmek için kendisini çok 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 bir çaba sarf etmesine gerek yoktu. Halit Kıvanç'ın sadece normal hali bile bir insanları sevdirmek için yeterliydi. Birçok televizyonda konuşuluyor Halit Kıvanç için, birçok medya kuruluşunda konuşuluyor, herkes bir şeyler söylüyor. İlk defa şunu dikkat ettim, biliyor musunuz? Bir insan için herkes farklı farklı şeyler söyleyebilir mi? Halit Kıvanç hepimize kütüphane dolusu kitap yazdırmış. Yani iyi insandı, çok üzüldüğümden daha farklı cümleler kullanılıyor. Çünkü bu çocukların
Çoğu bugün 50'li yaşlarda, 60'lı yaşlardakilerin çocukları çoğu televizyonda 23 Nisan şenliklerini izlediler. Televizyonda müzik programlarını izlediler. Radyoda maç dinlediler, televizyonda maç dinlediler, Dünya Kupası'yı izlediler. Halit Kıvanç'ı sokakta gördüler. Halit Kıvanç sokakta yürüyen bir insandı. Halit Kıvanç halkın arasında olan bir insandı. Sırça köşklerde yaşayan bir insan değildi. O yüzden Halit Kıvanç aslında geçmişte neyin iyi olduğunu gösteren, yaşayan bir kaleydi. Bugün Tansu Polatkan, İlker Yalçın, Öztürk Pekin, Abidin Aydoğdu, Hüseyin Başaran, Allah rahmet eylesin, Levent Özçelik, Ercan Taner, Okay Karacan, Yalçın Çetin, Melik Ümküçak, o geleneksel TRT spiker kuşağının hepsinin hocasıdır. Biz birçok şeyi ondan öğrenmişizdir. Birçok şeyin temelini o atmıştır. Dolayısıyla Çen'in kalesidir, hitabetin kalesidir Halit abi. Biz onu kaybettik. Kaybettik mi bilmiyorum. Onda aldığımızı devam ettirebilecek miyiz onu bilemiyorum. Çünkü o çağını domine eden, çağının en iyisiydi. Bizim herhangi birimizin en iyi olma şansı yok. O en iyiydi. Bir ülkede bir insan bu kadar çok sevilir ve bu kadar çok sayılır mı? İşte Halit abi oydu. Çok büyük bir değerdi. Halit abinin hukukçu kimliğini çok severdim ben. Düşünebiliyor musunuz? 1920'li yıllarda doğmuş birisinden bahsediyoruz. Hukuk fakültesi okuyor. Güneydoğu Anadolu'da hakimlik yapıyor. Sonra gazetecilik mesleğine girmek için her türlü çabayı sarf ediyor. Bağbali'ye geliyor. Bağbali'den BBC'ye gidiyor. Ve Türkiye'nin sesi oluyor. Bana hep ilk tanıştığımız, 94 yılında tanıştım ben TRT'ye gelmiş Dünya Kupası öncesinde. Benim masama oturmuş, ayaklarını uzatmıştı. Vay gel evlat evlat dedi, Okay dedi. Yani insanlar siz daha yeni çıkmışsınız TRT'de, isminiz de anlamaz. Direkt Okay dedi, otur dedi. Konuştuk, ettik, geldik. Bana ilk söylediği şeydi, BBC'yi oku dedi. BBC'yi izle dedi. Çünkü o BBC'den eğitim almıştı. Ne zaman karşılaşsak bundan bahsederdi. Okuyan bir insandı ve benim için çok gurur duyulacak bir şey, belki mutluluk duyduğum bir şey. Bir gün gazete ve dergilerden, kitaplardan oluşan arşivini bana verdi, hediye etti. Dedi ki, ben dedi bu arşivi dedi sana vermek istiyorum, atamam, bunları okumam da mümkün değil, yer de yok koyacak dedi. Bir kısmını Haldun Domaç'a verdim, bir kısmını da sana vereceğim dedi. O an gözlerim yaşarmıştı, bu büyük bir onur gerçekten. Ben çok şey öğrendim ondan. Onun sayesinde bugün dünyanın her yerini gördüm. Onun sayesinde binlerce maç anlattım, yarış anlattım, binlerce sunum yaptım. Ondan ilham almasaydım bunların hiçbirini yapamazdım. Televizyonda gördüğünüz adamın peşinden koşmak bu. Doğru adamın peşinden koştuğum için çok mutluyum. Benim de mesleğimde 30 yılım bu ay doluyor. Diyorum ki Halit Kıvanç benim için dünya kupalarıydı. Koşa koşa gidip televizyonun karşısına geçip izlediğimiz o muhteşem organizasyonların sesiydi, soluğuydu. Benim için Dünya Kupası bitti. Böyle düşünüyorum. Çok duygusal mıyım bilmiyorum ama hani... Okay Bey evet yani en az sizin kadar biz de duygusalız ama sizin Halit Kıvanç'la paylaştıklarınız, yaşadıklarınız o kadar da güzel anlattınız ki kesmek de istemedim ama sizi anlatırken bir şey düşündüm. Biz de şu anda hasbelkader bir televizyon kanalında bir sunuculuk yapıyoruz. İşte bunlar presenter neyse bunun adı sunucu diye bizde geçiyor. Hani Tolstoy diyor ya Rus romancılar için hepimiz Gogol'ün paltosundan çıktık diye. Sanırım Türk televizyonlarındaki bütün spikerler, sunucular, televizyonlarda program yapanlar bizler de Halit Kıvanç'ın paltosundan çıktık. O bahsettiğiniz BBC döneminde BBC sanırım bir 5 yıllık kontrat teklif ediyor. 52-53 yılları galiba. Kal ve burada devam et diye. Halit Kıvanç diyor ki ben burada öğrendiğim bu bir yılda edindiğim tecrübeyi gidip ülkemdeki gençlere aktarmak istiyorum diyor. Daha televizyonun adının bile geçmediği dönemler Türkiye'de. İşte Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'de işte sizin gibi başarılı spikerler, işte bizler, ülkesine, gençlere yatırım yapıyor. O yüzdendir de kendisine de işte
milli servetimiz. O bizim, ben diyoruz. Öyle diyorum. Sabahtan evet. beri söylediğim şey o. Bizde çok ihmal ediliyor. Halit Kıvanç gibi, Bülent Özveren gibi değerler bu ülkenin sosyal, kültürel hayatını, toplumsal yaşama çok direkt etki etmiş insanlar. Ve tıpkı dağlarımız, ovalarımız, ormanlarımız gibi bu insanlar da bizim milli servetlerimiz. Ama, Halit Kıvanç çok özel bir insan. Halit Kıvanç'ı özel kılan bir özellik daha bir özelliği de yaşarken de kendisine hak ettiği değerde verildi. O değeri de gördü değil mi? Ne dersiniz? Öncelikle güzel sözleriniz için ve yorumunuz için teşekkür ederim. Çok doğru bir yere temas ettiniz. Halit Kıvanç Halit Kıvanç başka bir insandı. Halit Kıvanç BBC ile ilgili şunu söylemişti. Evlat çok mutluydum orada. Yani Londra'da yaşamak, İngiltere'de yaşamak rahat, kolay. İngilizler seni seviyorlar. Çünkü girişimcisin. Farklı düşünüyorsun ve bir zenginlik kattığını görüyorlar orada. Çok istediler ama gelmek istedim. Burada sevdiğim insanlar vardı ve ceplerim hazine doluydu. Bunları burada harcamak zorundaydım dedi. İşte az önce bahsettiğiniz buradaki insanları yetiştirmek. Çünkü emekleyen bir Türk televizyonculuğu var. Çok başka yere gitmiş İngiliz televizyonculuğu var. Çok doğru bir yere, çok doğru bir şey söyledik şu anda. Halit Kıvanç oydu. Ama hiçbir zaman kafasını o tarafa çevirmekten de vazgeçmedi. Mesela ben şöyle bir şey anlatmak istiyorum vaktiniz varsa. Elbette, buyurun. Ben TRT'den ayrılıp MTV'ye geldim. MTV yeni kurulduğunda tebessüm ederek sundum ilk bülteni. Kulakları çınlasın, Nur Çolakoğlu dedi ki işte budur dedi, tebessüm etmek lazım izleyiciye dedi. Ben zaten tebessüm eden bir insandım ama bana TRT'de demişlerdi ki ya haber spikeri biraz sert bakar, böyle her şeyi gülmez demişlerdi. Ben de şunu söylemiştim o dönem. Ya Halit abi hep gülüyor, biz niye gülmeyelim? Halit Bey başka, Halit Kıvanç da kendinizi bir mi tutuyorsunuz demişlerdi. Evet, Halit abi o... Halit Kıvanç bütün kareleri gülümsemesiyle yıkmış bir insandır. Dikkat edin, yayınlarının %99'un sonunda yüzünüz hep gülsün der. Yüzünüz hep gülsün der. Sizin de yüzünüz hep gülsün. Sizin dediğiniz çok doğru. Siz belki bizden sonraki kuşaksınız ama biz de Halit Kıvanç öğretisinin öğrencilerisiniz. Halit Kıvanç bu işin Sokratesiydi, Platonuydu. Biz sonraki felsefecileriyiz belki. Hani adı çok bilinmeyen. İyi ki vardı, iyi ki bu ülkeye değer kattı. İyi ki Türkçe'ye bu kadar değer kattı. İyi ki hitabet sanatını bu kadar geliştirdi. İyi ki bu ülkeye futbolu sevdirdi. Futbolu adam gibi sevdirdi bu ülkeye. Halit Kıvanç için Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı diyemezsiniz. Bütün şampiyonluk kutlamalarında vardır. Hepsinde güler, hepsinde mutludur. Bir kere olumsuz cümle kullanamaz. Kullanmamıştır. İyi ki vardı Halit abi. İyi ki dokundu hayatıma. Benim için çok değerlidir. İyi ki sırlarını paylaştı. Birçok arkadaşımla da paylaşmış olabilir. İyi ki abilik yaptı, babalık yaptı. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. İyi ki vardı. İyi ki onu tanıdık Halit abi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Onunla ilgili bir iki kelime söylemem için, aradığınız için. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar. Meslek hayatında da yüzünüzün hep güleceği haberlerle karşılaşmanız dileğiyle. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Halit abiye bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Onun yerini doldurmak mümkün değil. O bir efsaneydi. Burada uzun uzun da hepimizin konuştuk. Başı yayınımızın başından beri. Türkiye'nin başı sağ olsun.